Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun kıymetli dinleyiciler. Mübarek bir cuma gününde Ailem ve Ben başlığındaki eğitimlerimizle yine sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün ailemin iletişim dili başlığında 10-11 dakikalık bir sohbeti sizlerle gerçekleştireceğiz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin cana yakın kimsedir. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Aile içi iletişim deyince ne anlamamız gerekiyor? Dilerseniz bu sorunun cevabını vererek sohbetimize başlayalım. Tek olmak, eşsiz olmak Allah'a mahsustur kıymetli dinleyiciler. Bizler bir eşe, bir yuvaya, güvene ve bağlılığa muhtacız. Desteğe ve paylaşıma, sevgi ve ilgiye, huzura ve şefkate, kısacası bir aile olmaya ve aile hayatı yaşamaya ihtiyacımız var. Aile olmak, Rabbimizin enfes beyanıyla birbirine elbise olmaktır. Yani elbise gibi örtücü, elbise gibi koruyucu, elbise gibi güzelleştirici, elbise gibi uyumlu olmak demektir. İşte bu yüzden aile bir ilişki alanı değil, çok yönlü bir iletişim alanıdır. Peki nedir iletişim? İletişim, iki canlı arasında bir bilgiyi aktarma ve anlama sürecidir kıymetli dinleyiciler. Dünyayı anlamlı kılmaya, keşfettiğimiz anlamı başkalarıyla paylaşmaya, derdimizi, duygu ve düşüncelerimizi, İhtiyaç ve beklentilerimizi karşımızdakine aktarmaya iletişim diyoruz. Bunu incinmeden ve incitmeden yapabiliyorsak, işte o zaman doğru ya da sağlıklı iletişimi de kurmuş oluyoruz. Peki aile içi iletişim ne demektir? Aile içinde büyük küçük, kadın erkek, genç yaşlı, herkesin birbiriyle kurduğu bağ ve bu bağ aracılığıyla gönderdiği mesajlar aile içi iletişimin temellerini oluşturur. Eğer aile içinde sağlıklı bir iletişim tarzı benimsenmişse, aile fertleri birbirlerini incitmeden istek ve ihtiyaçlarına kavuşabilirler. Problemlerini kangren haline gelmeden konuşarak çözebilirler. Çatışma olduğunda hemen umutsuzluğa kapılmadan her iletişim sürecinde iletişim kazalarının olabileceğini göz önüne alarak anlaşma çareleri arayabilirler. Buradan hareketle diyebiliriz ki aile içi iletişim sivriltilip atılan boş sözlerin gönüllerde açabileceği yaraları önceden hesap etmek demektir. Aile içi iletişim öncelikle dil demektir. Dili doğru kullanıp mendile ihtiyaç bırakmamak demektir. Yüce Allah kullarıma söyle en güzel şekilde konuşsunlar yoksa şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır buyuruyor. Öyleyse ağzımızdan çıkana dikkat etmemizi emrediyor Rabbimiz ve her sözümüzün de kayıt altına alındığını bizlere hatırlatıyor. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bir sözünde hadisinde bizleri şöyle uyarıyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Kıymetli dinleyiciler, huzurlu bir aile hiçbir sorunla ve sıkıntıyla karşı karşıya gelmeyen, hiçbir tartışmanın ya da gerilimin olmadığı aile demek değildir. Huzurlu aile, sağlıklı bir iletişim ağı kurarak sorunları ve sıkıntıları insanca çözebilen aile demektir. Aile içi iletişim sürecini gönül dili, değer dili, teşekkür dili, özür dili, dua dili ve sükût dili olmak üzere 6 dil üzerine bina eden bu sohbetimizde aile içi iletişim, bilgi ve becerilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz sizler için. Şimdi dilerseniz sohbetimizin bu noktasından itibaren biraz önce zikrettiğimiz bu dillere, 6 dile kısaca değinerek devam edelim. Öncelikle gönül dilinden başlayalım. Kur'an ailenin temeline meveddet ve rahmeti koymuştur kıymetli dinleyiciler. Gönül dilinin sözlüğü aslında bu iki kelimeden oluşur. Meveddet sevgidir, muhabbettir, aşktır. Rahmet ise merhamettir, şefkattir, nezakettir. Başından sonuna kadar yani meveddeti yakalayıp da devam ettirebilmek üzere gönüldeki sevgiyi seslendirebilmek ve en zor anlarda kalbindeki rahmetin sıcaklığını hissettirebilmek gönül dilinin hakim kılınmasına bağlıdır. Öyleyse gönül dilinin yer ettiği bir ailede
rahmet konuşur, şiddet susar. Gönül dilinin yer ettiği bir ailede sevgi konuşur, nefret susar. Gönül dilinin yer ettiği bir ailede dostlar konuşur, düşmanlar susar. Gönül dilinin yer ettiği bir ailede bilek gücü değil, yürek gücü konuşur. Diğer bir dil olan değer dilinden bahsedelim biraz da. Aile hem bir değerdir hem de değer kaynağıdır. İnsanlığın dürüstlük, adalet, merhamet gibi pek çok ortak değeri aileler vesilesiyle nesillere aktarılır. O halde değer dilini kullanmada, övgü ve övgü ifadelerinde en cömert davranacağımız yerdir ailemiz. Değer dilinin hakim olduğu ailede sen diye dışlama değil, biz diye kuşatma ve kucaklama vardır kıymetli dinleyiciler. Değer dilinin hakim olduğu ailede erkek kız ayrımı gibi yüz kızartıcı bir suç asla hayat bulamaz. Değer dilinin hakim olduğu ailede herkes güzeldir, güzel görür, güzeli söyler ve güzelleşir. Kısaca değer dili varsa rekabet değil, refakat vardır. Teşekkür dili. Bir teşekkürü bile çok görmek belki de cimriliğin en son noktasıdır kıymetli dinleyiciler. Bu yüzden insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da şükretmez hakikati dökülür Efendimizin mübarek dilinden. Sirkeden başka katık yok diyen Ayşe annemize sirke ne güzel katıktır diyen Efendimiz teşekkürün ve şükrün bir başka boyutunu gösterir bize. Olmayanın hasretini çekmek değil olanın hazzını yaşamak. Teşekkür dili varsa ailede yokluk değil bolluk vardır. Teşekkür dili varsa ailede burukluk değil mutluluk vardır. Teşekkür dili varsa ailede kusur değil gurur vardır kıymetli dinleyiciler. Aileyi ayakta tutan bir başka dil de özür dilidir. İnsan demek hata demek. Bir an için hata etme hakkımızın olmadığını ve ilk hatamızda en ağır cezayı aldığımızı düşünelim. Bu durumda ne olacağını Allah-u Teala şöyle anlatıyor Kur'an'ında. Eğer Allah işledikleri hatalardan dolayı insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiç kimse kalmazdı. Öyleyse bir ailede özür dili hakimse, ayıplarla ve kayıplarla uğraşılmaz. Bir ailede özür dili hakimse, mazeret değil marifet üretilir. Bir ailede özür dili hakimse, gaflar affedilir. Bir ailede özür dili hakimse, laf değil af uzayıp gider. Ailemizi ayakta tutan dillerden bir diğeri de dua dili. Dua anları en mahrem, en özel anlar. Bu kıymetli anlarımızda ailemize karşı çok da cömert olduğumuz söylenemez. Oysa Kur'an bize sık sık peygamberlerin dilinden aileleri için dökülen duaları hatırlatır. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yaparken ailesinin ve neslinin Müslüman olması için yalvarır. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle der. Zekeriya Aleyhisselam da tertemiz bir nesil talebiyle dua eder Allah'a. Dua dilinin yer ettiği yuvalarda beddua değil hep dua vardır. Dua dilinin yer ettiği yuvalarda lanet değil davet vardır. Dua dilinin yer ettiği yuvalarda bağırma değil çağırma davet vardır. Dua dilinin yer ettiği yuvalarda yakınma değil yalvarma vardır. Kısaca duanın eksik olmadığı yuvalarda Allah'ın kesintisiz rahmeti vardır. Ailemizi ayakta tutan bir diğer dilde sükut dili kıymetli dinleyiciler. İlk bakışta sükut dilinden bahsetmek çelişki gibi gelebilir sizlere. Ancak şairin elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin dediği gibi kulak veren için bazen sükut en güzel mesajı verir. Çünkü en güzel sözleri gözler söyler. İşte bu yüzden ailede sağlıklı bir iletişim dili için önceki 5 dilin kullanılamadığı alanlarda sükut dili konuşmaya başlamalıdır. Tıpkı Efendimizin tavsiyesinde olduğu gibi Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Sükut dilinin kullanıldığı ailede boş değil hoş konuşulur. Sükut dilinin kullanıldığı ailede en zor anlarda öfke kusulmaz, susulur. Sükut dilinin kullanıldığı ailede akla gelen hemen ağza gelmez. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu dilleri işletebilmek ailemizin sağlam temellerle topluma örnek bir aile olabilmesi için çok önemlidir.
Dilerseniz sohbetimizi yavaş yavaş sonuçlandırırken bu dilleri de tekrarlayarak bir özet mahiyetinde şunları ifade ederek sohbetimizi noktalandıralım. Köklü bir iletişim için gönül dili, sıhhatli iletişim için değer dili, devamlı iletişim için teşekkür dili, yeniden iletişim için özür dili, aşkın bir iletişim için dua dili, her şeye rağmen iletişim için sükût dili. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Önümüzdeki cuma yeni bir konuyla sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Cumanız mübarek olsun. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyor. Sizleri Yüce Allah'a emanet ediyorum.